Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Avax ve Solana üzerine konuşacağız. Kısa vadedeki hareketlerini şöyle bir değerlendireceğiz ve ne var ne yok diye bakacağız. Bu haber üzerinde de durmaya gayret edeceğiz. Dediğim gibi her ikisi hakkında konuşacağız. Şimdi ne diyor burada? Avalanche gelirleri önemli ölçüde arttı. Ne anlama geliyor diyor. Ne anlama gelecek işte. Gelirleri artmış. Büyüme göstergesidir. Bu arada DYDX'inki de çok arttı şaka bir yana. Aynı zamanda bu Ripple için de geçerli. Bunlar önemli verilerdir. Mesela Gala Games ve Ripple, bu ikisinden bahsetmek gerekirse geçtiğimiz yıl özellikle bu kadar ciddi bir enflasyon sezonu içerisinde şirketleri çok büyük bir açılım, çok büyük bir genişleme gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu da aynı zamanda coinleri için, tokenları için büyük bir ilerleme göstergesidir. Her zaman tavsiyem odur ki bir coin alacaksanız vesaire bu gibi şeylere muhakkak bakmanız gerekecektir. Zira bir şirketin küçülmeye gitmesi var. Bir de böyle ciddi bir enflasyon süreci içerisinde büyümeye gitmesi var. Tamam mı? Yani çoğu kişi 1000 kişiden 999'u bunların umrunda bile olmaz maalesef. Popüler altcoin projesi Avalanche için gelen çeyrek verileri dikkat çekti. Verilere göre Avalanche'in piyasa değeri ve ağ gelirleri artış gördü. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yakın zamanda tabii ki bir kilit açma yani unlock hareketi gerçekleşti. Unlock konusunda Avalanche çok fazla kilit açma, unlock hareketi gerçekleştirmez. Mesela DYDX ve Ape çok fazla gerçekleştirir. Unlock dediğimiz nedir? Tabii ki arz artışıdır. Yani dolaşan arzındaki artıştır. Bu durum ekibe bir gelir sağladığı gibi aslında size satar yani. Tamam mı? Bize satar daha doğrusu hepimize. Unlock yapar, dolaşan arzı arttırır. Bunu alan alır, almayan kalır. Uzun vadede tabii arz artışı dediğimiz şey nihayetinde bir yani doğal bir paritelerde düşüklük yaşatır. Fakat kimi zaman bu cüzi bir miktardadır. Uzun vadede talebin arzı karşılayabileceğini muhakkak söyleyebiliriz. Bakınız XRP ve AVAX için bu kesinlikle doğrudur. Solcoin için de doğrudur. Uzun vadede talep arzı karşılayabilir. Fakat dediğim gibi bunun aşırıya kaçılması halinde sıkıntılar yaratabilir, tamam mı? Mesela ApeCoin olsun, işte Aptos olsun, DYDX olsun, ben bunlarda sıkıntı yaşanabileceğini uzun vadede düşünüyorum. O yüzden biraz da muhakkak dikkatli olmak gerek. Kripto para veri sağlayıcısı Messari, Avalanche için çeyrek raporunu yayımladı. Popüler altcoin projesi bu yılın ilk çeyreğinde günlük ortalama işlem sayılarında %31,9 düşüş gördü. Yani normaldir tabii ki tamamında var bu. Zira ciddi ölçüde bir geri çekilme sezonu izledik. Geri çekilmeden kasıt altcoin'ler bazında bir ağdaki geri çekilmelerden söz ediyoruz. Ocak hariç. Bunun haricinde Messari'yi yakın zamanda nereden hatırlıyoruz? Tabii ki Ripple'dan hatırlıyoruz, değil mi? XRP Ledger'a büyük bir övgü yağdırmıştı. Zaten olayın üzerine de yön yukarı hareketler gerçekleştirmişti XRP Coin'de. Benzer şekilde günlük ortalama aktif adreslerde de %20,7 düşüş kaydedildi. Dediğim gibi bu şu anda Cardano'da da var, Avalanche olsun, ne bileyim Shiba Inu olsun yahut hepsinde var oğlu var yani. Öte yandan Avalanche'in piyasa değerinde %65'lik bir artış verilere yansıdı. Avalanche piyasa değeri ve günlük gelir grafiği diyor. Fakat grafik falan yok ortada. Kaynak Messari. Bununla alakalı konuşmayayım. Birazdan konuşacağız zaten. Avax piyasa değerinde yaşanan bu artış kripto para sektörünün genel trendiyle bağlantılı görülüyor. Asıl dikkat çeken veri altcoin'in gelirlerinde ortaya çıkan çeyrek bazında %10,8'lik artış oldu. Bu artış Mart ayında görülen işlem ücreti artışıyla bağlantılı olabilir. Zira popüler Layer 1 ağının işlem ücretleri o dönem %18,2 yükseldi.
Normaldir. Geçiş süreci yaşıyoruz ve tabii ki bunlar her bir tanesi değerli ve pozitif veriler. Şimdi biz şöyle Avax'a bir göz attığımızda zaten dünkü videoda konuştuk biliyorsunuz. Neyi konuştuk? Yılın başından beri büyüme oranları ile alakalı konuştuk. %110-120 civarı bir artış yapıyor maksimum. Şu anda da ortalama %60-%65 küsuratında bir büyüme oranlarına sahip. Ortalama altcoin'lere baktığımızda altcoin ortalamasının %30 olduğunu göz önüne bulundurursak tabii ki Avax'ınki hayli büyük bir hareket olduğunu açık bir şekilde görebiliyoruz. Altcoin ortalamasına göre 2 katlık bir büyüme. Zaten korelasyonu bu kadar yüksek olan bir Avax gibi bir coin'den de ancak bunu bekleyebiliriz. Bu da tabii ilerleyen süreçte özellikle altcoin sezonu açıldığında artık bunun ne zaman olduğunu yine tekrarlayayım. Fed duraklamaya gittiğinde muhtemelen 14 Haziran'da çok çok daha büyük yükselişler Avax Coin'de görebiliriz. Haricinde Avax bölümünü çok uzatmayacağım dün yaptığımız için. Fakat şu an tıpkı BTC'yi tekrar etmekle birlikte ancak EMA50 değeri olan 17.7'leri kırabilirse işte o zaman güzel bir atılım ve önceki vakitlerde olduğu gibi 22'leri yoklayabileceği bir yükseliş trendine girer. Şimdi biz Solana'ya, Solcoin'e bir bakalım. Bakınız bunlar çok önemli olacaktır. 7 küsür dolarlara, 8 dolarlara kadar iğneliyor. 9'larda da bir hareket gerçekleştiriyor. Maksimumu ortalama 27 civarları. Şimdi biz burada neyi görüyoruz tabii ki? Solcoin o vakitten bu yana ne yapmış? Neredeyse %200'lük bir yükseliş yaptığı gibi yani 3 katlık bir maksimal hareket yaptığı gibi aynı anda şu anı hesaba kattığımızda zaten %120'lik bir hatta bunun daha üzerinde bir büyüme var. %130'luk bir büyüme var. Yani Avax'ınkinin bile 2 katı. Şimdi ben sürekli Solcoin'de şu yüzden şunu söylüyordum. Hani diyordum ya bu sezon ortalama bir altcoin'e göre daha ciddi yükselecek diye. İşte bu yüzden söylüyordum. Bakınız ki ortalama bir altcoin'e göre çok daha ciddi yön yukarı hareketler yapmakta. Bunun ana sebebi de FTX çöküşü ve bunu fiyatlamaya gayret ediyor. Tabii şu anda Solcoin işte ne yapıyor? 22'leri almaya çalışıyor vesaire. 20-22 dolaylarında bulunabilir. 22 dolayları ve 20 dolar civarları yine alım için ideal noktalardır. Ki buralarda akümülatif seyredeceği de gayet açık. Piyasada çok akümülatif seyretmiş. Olası bir açılımda Solcoin'de ben büyük yükselişler bekliyorum. 57 dolarlara kadar dahi bir trende girebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.